Çene eklemi hastalıkları nasıl teşhis edilir? Çene eklemi hastalıklarının tedavi yöntemleri nelerdir? Çenenin büyük ya da küçük olması çene ekleminin fonksiyonunu bozar mı? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Mustafa Tek anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın. Devam ediyor. Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Mustafa Tek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Bugün çene eklemi hastalıklarından bahsedeceğiz. Evet. Çene eklemi hastalıkları nedir hocam? Şimdi çene eklemi hastalığı aslında toplumumuzda veya dünya çapında diyelim çok yaygın hastalıklardan bir tanesi. Fakat ne zaman insanlar ağrı veya işte çenesini hissetmeye başladığı zaman diyelim bir ağrıyla, bir kulak çınlamasıyla, bir kulakta tıkanıklıkla çenesinin hasta olduğunu ancak fark edebiliyor. O yüzden bizim çene eklemiyle ilgili olan hastalarımızın çoğu bize tedavi gelmeden önce birçok tıp branşını dolaşmış oluyor. Nasıl oluyor? Bir kulak burun boğaza, kulağım çınlıyor diye kulak burun boğaza gidiyor. Kulağımda bir problem var mı, yok mu? İşte bir nörolojiye gidiyor. Neden benim diyor bu şakaklarımda bir ağrı var, başıma vuruyor, sırtıma vuruyor vesaire yapıyor. Birçok tetkikler yapılmış oluyor vesaire. Çünkü bize gelene kadar zannediyor ki başka bir rahatsızlığım var. O yüzden eklemin teşhisini ağrıyla mı anlıyoruz tabii, hocam? Tabii. Hastanın anladığı öyle. Ha biz doktor olarak nasıl anlıyoruz? Bize çenesiyle ilgili bir şikayetle geldiği zaman ağzımı açamıyorum, çenem kilitlendi, çenem yerinden çıktı gibi seslerle veya tıklıyor, işte kıtlama yapıyor, işte çenem açmakta çok zorlanıyorum gibi şikayetlerle geldiği zaman biz bunun teşhisini bir klinik muayene artı bir de radyolojik muayenelerle teyit ederek yapıyoruz. Tedavisi nasıl oluyor hocam? Aslında tedavisi şöyle, çene ekleminin rahatsızlığıyla alakalı çok farklı tedavi yöntemleri var. Örneğin çenenin kapsül içi dediğimiz yani çene ekleminin kulağın hemen 1-1,5 santimetre önünde iki bir içi sıvı dolu olan çene ekleminin kafatasında beraber çalıştığı bir alan var. Bu alanda eğer ciddi bir rahatsızlık varsa, eklem diski ile alakalı bir rahatsızlık varsa, mesela ilaç tedavisi, botoks tedavisi, mesela dişlerini sıkıyorsa eğer botoks tedavisi gibi bir tedaviler. Onun dışında ağrıya yönelik yapılacak işte ağrı kesici, işte sıcak uygulaması vesaire gibi basit tedaviler olduğu gibi bir de cerrahi yöntemler var bizim uygulamış olduğumuz. En basit cerrahi yöntemlerden bir tanesi artrosentezdir. Eklemin içerisinin yıkanıp eklem içerisinde eklem sıvısına benzer bir sıvının uygulanmasıyla yapılabilir. Bunun dışında tümör olabiliyor. Mesela çene çevresinde kist oluşabiliyor. Kemikle ilgili rahatsızlıklar olabiliyor. Vücudun genelini ilgilendiren artritlerden kaynaklı bir eklem içerisinde dejenerasyonlar olabiliyor. Çene kırıkları olabiliyor. Mesela düştü, çok basit çene üzerine düşüp çenesini kıran veya çarpmaya bağlı olarak çenesini kıran birçok hastamız oluyor. O yüzden tedavisi işte neye göre olacağını ona göre belirliyoruz. Önce bir teşhisi koyuyoruz. Ondan sonra da tedavisini yapıyoruz. Evet. Hocam yaş sınırı var mı peki bunda? İnanın diş sıkma alışkanlığını çeneyi rahatsız eden bir sebep olarak görecek olursak çocuk yaşlarda bile var. Hocam küçük diş yaşlarda. Sıkma alışkanlığı acaba psikolojik mi, çene rahatsızlığımız olduğu için mi mesela? Şimdi şöyle diş sıkma alışkanlığı aslında iki türlü oluşuyor. Bir, insan gündüz yaşamış olduğu problemlerini geceleri çözmeye çalışırken farklı tepkiler verebiliyor. Kimisi kendini sıkıyor, bütün vücudunu kasıyor. Kimisi dişlerini gıcırdatıyor. Evet. Bir de diş sıkma gün içerisinde iş yaparken de olabiliyor. Sadece hani farkında gece olmadan. Diş sıkma diye bir şey yok. Ve dişleri zaten biz muayene sırasında ağız içerisinde muayene ederken dişlerinin üzeri hepsi böyle sanki tıraşlanmış gibi, üzerinden böyle bir zımparalanmış gibi aşınmış bir vaziyet alıyor. Biz zaten bu diş yapısını gördüğümüz zaman kesin diyoruz ki siz geceleri diş sıkıyorsunuz. Evet. Veya kapanışla ilgili problem olabiliyor. Bu da nasıl oluyor mesela? Çok büyük çenesi olan insanlar var. Belki etrafınızda görüyorsunuzdur. Evet. Veya çenesi çok küçük. Yani yüz görüntüsü de zaten normalin dışına çıkmış oluyor.
Bu tip durumlarda da çenenin çok büyük olması veya küçük olması eklemi bozuyor. Ha, neden bozuyor çene eklemini? Normalinde klas 1 dediğimiz, hani bizim bir çene sınıflaması vardır. Bu kapanışların, dişlerin ve çenenin, üst çenenin bir oturma şekli vardır. Eğer çok büyükse bu oturma şeklini gerçekleştiremiyor. Bazı hastalarımız var, biz mesela ortognatik cerrahi yaptığımız, çenesini normal pozisyona getirdiğimiz. Diyorlar ki biz hayatımız boyunca hiç çiğneyerek yemek yemedik. Konuşurken de farklı bir ses çıkıyor zaten. Çünkü dilin dişlere çarpması, damağa çarpmasıyla ses oluştuğu için ne yapıyor? Çene çok büyük olduğu zaman dil farklı yerlere gidiyor ve ses bile farklı çıkıyor. Mesela çenesi çok büyükse, eğer tedavi edilmemişse çocuk yaşlarda, küçük yaşlarda 18 yaş sonrası çenesini ameliyat ederek normal pozisyona getirmeye çalışıyoruz ki ekleminde ciddi rahatsızlıklar oluşturmasın diye. Evet, onu az önce sordum ama hocam, yaş sınırı var mı diye. Yaş sınırı şöyle, yani 13-14 yaşında bile eklem tedavisi yaptığımız hastalarımız var. Bu tabii 80 yaşındaki insanda da eklem problemi olabiliyor. İşte çocuğun ne zaman mesela düşeceği, çenesini i̇şte kıracağı, evet, farklı. Çocuk düştüğü, evet, çenesini kırdı. Çenesi kırıldı mesela. Ne Bunun yapıyor? Tedavisi nasıl yapılacak? Evet. Çocuk yaşlarda genelde kırıklar yaş ağaç kırığı gibi olur. Bazı durumlarda çenesini çarpıyor çocuk. Annesine babasına diyor ki ya çenem işte ağrıyor vesaire yapıyor. Basit ağrı kesiciler falan verip zannediyorlar ki mesela çene kırılmadı. Bize geliyor, biz mesela teşhisini koyuyoruz, belli bir yaşa gelmiş, 20 yaşına, 30 yaşına gelmiş, çenesinde eklem bozulmuş. Ne yapıyor? Eklemi bozulmuş, bunun bir sebebi var. Röntgeni çekiyoruz, bakıyoruz ki eklem başları bükülmüş gibi duruyor. Yani çocukken düşmüş, çarpmış ve tedavi edilmeden normal kendi kendine bir iyileşmiş. Ve ona bağlı olarak da ister istemez eklemler çok farklı gelişmiş, yani çocuk yaştan itibaren. Bunların tabii tedavisi de zor oluyor. Çocuk yaşta o yüzden o kırılan çenenin düzgün iyileşmemesinden dolayı bile eklem problemi oluşan insanlar var. Öyle mi? Tabii. Hocam peki dişlerimizi etkiliyor mu bu? Mesela çene işte kayması ya da işte o eklem, evet, kayması ya da işte hani dediniz ya uzun çenelilerde falan, evet, anlaşılabilir bu. Dişlerimizi etkiliyor mu? Tabii. Şöyle, şimdi çeneniz eğer düzgün kapanmıyorsa, üst çenenin, alt çenenin normal bir kapanış şekline göre kapanmıyorsa, ister istemez dişler ya araları seyrek oluyor ya da dişler üst üste geliyor. Mesela üst çeneniz küçük, alt çeneniz büyük. Alt çeneye dişler sığıyor ama üst çeneye dar olduğu için çenesi sığmıyor ve dişler çapraşık oluyor. Kapanırken de bir çapraz kapanış oluşuyor. Alt çene dış çeneyi sarıyor gibi, üst çeneyi sarıyor gibi bir vaziyet alıyor. Bu da ne yapıyor? Çenenin normal bir salınım hareketi vardır. Üç boyutlu salınabilir yani. Çene eklemi diğer eklemler gibi değildir. Sıkarak iş yapar. Diğer eklemler açılıp kapanarak iş yaparken çene eklemi tamamen ezmeye yönelik dizayn edilmiş. Yani Allah tarafından öyle yaratılmış. Evet. Yani bastığı zaman bütün işte besinleri çiğneme vesaire yapma ve bu yüzden üç boyutlu çalışabiliyor. Ha, buna bağlı olarak eğer çenede bu salınımı, bu hareketi engel olacak bir çene yapısı varsa, büyük olduğu veya küçük olduğu veya çapraz kapanış dediğimiz alt dişlerin üst dişleri sarması gibi kapanışlarda çene hareketi istediği gibi olmuyor. Yalnız çocuk yaştan itibaren buna alışkın olduğu için insanlar normal zannediyor. Ve bu ne yapıyor? Çeneyi bozuyor. Buna bağlı olarak da ister istemez çene eklemi bozulduğu için hasta bize ne zaman geliyor? Ağrılar başladığı zaman, kulağında bir çınlama başladığı zaman ve yıllardır, 40 yıldır ben bu ağrıyı çekiyorum deyip de gelen hastalarımız var. Evet hocam, benim bir arkadaşım var. Bununla, evet, alakalı ikinci defa ameliyat oldu. Çenesi böyle biraz öne doğruydu. Evet. Şimdi ikinci ameliyatında sanırım kalça kemiğinden alınarak oraya aktarılacakmış. Evet. Bu neden bu şekilde olur sizce? Şimdi tabii çenenin kemiğinin yeterli olmamasından kaynaklı olarak mesela iliak krista dediğimiz kalça kemiğinden alınarak buraya bir kemik takviyesi yapıldığını düşün. Yani bir organ nakli gibi düşünün. Evet. Kemiği bir yerden alınıp öteki tarafa koyulması gibi. Bunu biz sadece şeyden yapmıyoruz. Kalçadan da alınabiliyor. Hı hı.
çenesinin başka bir yerinden de alınabilir. Kafatasından bile alınıp koyulabilir. Ondan dolayı kemiğin daha fazla olduğu bölgeden alıp bir diğer tarafa nakil yapıyoruz. Çenesi eğer yetersizse dediğiniz gibi kemik nakli yaparak daha yeterli hale getirebiliyoruz. Evet. Hocam gelen bir soru var. Artrosentez diye bir şey. Artrosentez. Evet. Şimdi artrosentez aslında cerrahi bir işlemdir. Bu cerrahi işlem minimal invaziv dediğimiz, yani cerrahinin en basit şekli diyebiliriz. Ya bunu nasıl yapıyoruz biz? Kulağın hemen 1-1,5 santimetre önünde eklem kapsülünün olduğu yerde eklemin bu bölgesi lokal anesteziyle uyuşturulabilir veya hasta çok korkuyorsa genel anesteziyle de yapılabiliyor. Lokal anesteziyle uyuşturulup iki tane biraz daha kalın olan iğneyle girip bir tanesinden içerisinde ilaç yer sıkılıyor eklem kapsülü içerisinde, diğer taraftan çıkıyor. Bu ne işe yarıyor? Eklemin içerisinde güzelce yıkanmasını sağlıyor o kapsülün içerisinde, o sıvı dolu olan yeri. Ve o minimal yapışıklıkların açılmasına sebep oluyor. Sonra bu iğnenin bir tanesinden yine eklem sıvısına benzer bir sıvı enjekte ederek eklem sıvısını kompanse ediyoruz, dolduruyoruz. Ve çene diskinin, çene eklem diskinin ve çene eklem başının daha düzgün çalışmasını sağlıyoruz. Ha nedir? Nasıl daha düzgün çalışıyor? Ya bir yere disk kayıp da sıkıştıysa, bir hareket edemiyorsa, bunu biz eğer artrosentezde hafif de olsa bir hareketlendirdiysek ekleme bir fırsat tanıyoruz. Yani eklem başına üzerine atlamasına izin veriyoruz. Bu tıklama veya kıtlama olarak halk arasında biliyor. Kütleme diyor kimisi. Yani buradaki eklemden gelen sese. Tıklama olurken çene hareket ediyor. Diskin üzerine atlayabiliyor. Ama tıklama durmuş da ağzını açamıyorsa hasta, bu defa ne yapıyor? Ağzı kısıtlı kalıyor, açamıyor. Ve inanın aylarca böyle ağzı kapalı kalıp da bize gelip tedavisini yaptığımız hastalar var. Yemeğini bile yemek, boş verin konuşmayı yapamıyor. En son bir tane hastam vardı, hocam o kadar ağrıyorum ki diyor, o kadar ağır çekiyorum ki diyor. Bu ağrı diyor, yani beni diyor intihar ettirecek pozisyona getirdi. Artık diyor hani siz diyor çözüm olmasaydınız, tedavinizle diyor siz çözümü olmasaydınız, inanın eve gidip diyor yani intihar edecektim, ilaç içecektim diyor. Yani ya, o kadar şiddetli ağrıya sebep olabiliyor. Ha her hastada bu kadar olmuyor. Ama ne zaman çok şiddetli ağrılarla karşılaşıyor insanlar, ağzını açamıyor, kullanamıyor, o zaman diyor ki bunun ben tedavisini yaptırmam gerekiyor diyor yani. Hocam ameliyatsız da tedavi edilebiliyor mu? Ameliyatsız işte çene ekleminin bozukluğunun derecesi önemli. Hı hı. Mesela kalp rahatsızsınız. Şimdi hemen herkesi bypass yapmıyorlar. Öyle değil evet. mi? Bypass ameliyatı artık belki en son yapılacak tedavilerden bir tanesi. Ondan önce yapılacak işlemler var. İlaç tedavisi uygulanabiliyor. İşte ne diyeyim, damarlara stent takılarak genişletebiliyor gibi. Yani kalpten örnek verirsek. Aynen eklemde böyle. Aşama aşama. Yani eğer hastanın kasla ilgili mesela ani bir esnemeden dolayı veya sert bir şey ısırmasından dolayı kastal bir problemi varsa, kas işte spazma uğramışsa, işte hareket ettiremiyorsa, bunu ilaç tedavisiyle veya sıcak uygulamasıyla bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Ama bu daha ilerlemişse, yani bu diskin, eklem diskinin yerinden kayması, tamamen öne doğru sıkışması, yani rediksiyonsuz dediğimiz hale gelmişse eğer, o zaman tabii basit ilaç tedavileriyle olmuyor. Mesela evet. geceleri uygulayabileceğimiz gece plakları var. Hocam devam edeceğiz. Kısa bir reklama gidiyoruz. Dönüşte hocamızla devam ediyor olacağız. Evet, Mustafa hocamla böyle yarıda kalmıştık. Evet. Son evet. hocam kısaca cümlemizi bitirelim. En son artrosentezle ilgili bilgi veriyorduk. Bununla ilgili artrosentez aslında büyük cerrahi işlemden önce, yani şiddetli ağrıların olduğu, eklemi çenesini açamadığı durumlarda minimal bir cerrahi yöntem bu. Ve en son cerrahi işleme geçmeden, yani köprüden önce son çıkış, son gibi çıkış. Olan bir tedavi. Evet. Ve bu tedaviyle biz birçok rahatsızlığı, eklemle ilgili olan, eklem kapsülüyle ilgili olan rahatsızlığı çözebiliyoruz. Evet.